Herkese merhaba. Yeni bir Piyasaların Ritmi yayını ile yeniden birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yayını sevgili Özgür Naci Karahan'la birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Özgür hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk Hüseyin'cim. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz diyelim ki bu piyasa koşullarında biraz da zor açıkçası. Şimdi şöyle bir tespitle başlayalım ve hem yurt içini hem yurt dışını bir toparlamaya çalışalım seninle birlikte. Şimdi piyasada 18 Temmuz tarihinde 11.252 zirvesinden itibaren bir düzeltme hareketi içerisindeyiz. Ki bu düzeltme hareketi TL bazında %21, dolar bazında da %25 seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Şimdi bunun arka planına baktığımızda bu hareket özellikle sıkı para politikasının sonuçlarının etkilerini gördüğümüzü söyleyebiliriz bu harekette. Nispeten yüksek enflasyon ve düşük büyüme ekseninde bir piyasa fiyatlaması görüyoruz. Özellikle bu kapsamda Eylül ayı enflasyon rakamları oldukça önemliydi. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen Eylül ayı verisi piyasalarda da önemli bir fiyatlama değişikliğine neden oldu aslına bakarsan. Neydi bu değişiklik? Daha önceden Kasım ayında başlanması bekliyordu Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsü. Bu özellikle gelen yabancı raporlarla birlikte 2025 yılının ilk çeyreğine ertelendiğini görüyoruz. Bu fiyatlamanın etkisi de özellikle Eylül ayı ortasından itibaren faiz indirim döngüsünü bankalar üzerinde satın alan piyasada kısa vadeli ters etki yarattığını görüyoruz. Şimdi birinci slaytımızda bu endeksin teknik yapısını görüyoruz. Böyle bir giriş yapıp bu arka planı verdikten sonra birinci slayt paralelinde sen de TL bazında bu son hareketle birlikte geldiğimiz noktaların değerlendirmesini alabilir miyim? Elimden geldiğince yapmaya çalışayım. Bahsettiğin Temmuz ortasından itibaren zor bir piyasa yaşadık ve ciddi gerilemeler de gördük. TL bazında 8700 ila 8500 bölgesi görebildiğimiz ilk önemli destek eşiği. Ki endeks buraya kadar da geldi. Hani tahminim buralarda henüz dip görüntüleri yok. Dip yaptı diyemiyoruz. Ama buraları destek olarak alma ihtimalini yüksek görüyoruz. Eğer o desteği koruyamazsak bir aşağıda 8000'ler gündeme gelecek ama şu aşamada sanki ilk önce buraya konsantre olmak lazım gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Evet, özellikle bu Eylül ayı fiyatlamasında açıkçası ben biraz daha piyasanın güçlü olacağı tarafta bulunuyordum. Bu fiyatlamanın piyasayı destekleyeceği ve bunun da yıl sonu hareketiyle birleşip endeksi daha üst noktalara taşıyacağı beklentisi daha baskındı. Ama bu noktada daha ikinci slaytımızla devam edecek olursak burada son 5 aylık kare içerisine aldığımız bölgedeki hareketi görüyoruz. Burada Mayıs ayından beri düzenli bir yabancı satışı var ve yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Şimdi hatırlarsanız hep 2024'ün ana temalarından birincisi de yabancı yatırımcının alacağı tutum olduğunu söylüyorduk. Keza bu son 5 aylık harekette ve 2,5 milyar dolarlık çıkışta da görüyoruz ki yabancıların henüz gerileyen hisse senedi fiyatlarına rağmen piyasaya da talep tarafında bulunmadığını görüyoruz. Buna karşın repo ve tahvile yaklaşık 18-19 milyar dolarlık giriş var. Dolayısıyla bu hareket de biraz 2025'te şişe kaymış durumda. Özellikle faiz indirim döngüsüyle birlikte yabancıların yeniden piyasaya gelmesi bekleniyor açıkçası. Şimdi bu noktada TL bazlı grafiklerde sana katılmakla birlikte bir de dolar bazında bakalım istersen durumumuz nedir diye. Üçüncü slaytta da endeksin dolar bazındaki grafiğini görüyoruz. Şimdi buradaki ana noktamız şuydu. Biz özellikle son dönemde 340'larda başlayan bu düzeltmenin piyasalarda bir süre aşağı yönlü fiyatlar oluştursa da daha orta ve uzun vadeli baktığımızda aslında önemli bir yükselişin son geri çekilmesi olabilir diye nitelendiriyorduk. Şimdi merak ettiğim şu son tablo üzerinden, 3. slide üzerinden hala bu bakış açımız geçerli mi?
ve bu geri çekilmenin olası dipleri neresi olur ve bu diplerin ardından piyasada o beklediğimiz yeni 500 doların üzerindeki zirve beklentisi hala geçerli mi? Şöyle bakmak lazım sanki kısa resme. 245 ila 250 dolar arası ilk önemli destek bölgemiz. Hı hı. Bir önceki dip de zaten orada bulunuyor. Orada durabilen bir piyasa bu dediğin adrese daha önden gider. Ama bu bölgeyi destek olarak koruyamazsak 220 ila 230 dolar bölgesine doğru aşağı yönde bir ne diyelim risk alanı açılabilir. Dolayısıyla biz hani 245 ila 220 bölgesinin orta vadeli güzel çekici alım yeri olmasını bekleriz. Kısa vadede 245-50'yi takip edeceğiz. Olmadı 220'lere doğru bir tekrar alan açılacak ama hani bu gerek dalga yapısı olarak baktığımızda gerek de hani klasik teknik analizde o 2000'li yılların ortasından itibaren 2013'lerden gelen alçalan trend ve büyük bir ters omuz boş omuz formu ihtimalini gündeme getiriyor. Dolayısıyla bir miktar daha belki piyasanın vakti var bunu yapmak için ama gelen hareket bir orta vadeli önemli bir dip olma ihtimali taşıyor bizim için. Bu da muhtemelen 3. çeyrekte bilançoları göreceğiz. O yüksek faiz döngüsünün belki olumsuz etkisinin son etkilerini göreceğiz. Sonrasında da hani enflasyondaki mücadelede kazanımlarla birlikte yeni senenin başına bu faiz indirim döngüsü fiyatlamasıyla başlarız diye düşünüyoruz. Hani grafik yapısının arkasında gördüğümüz ekonomik arka planı da bu şekilde özetleyelim istedim. Evet, bu noktada biraz da sektörel detaylara bakalım. Orada durum ne? Çünkü gerçekten bu endeks bazında baktığımızda geri çekilme bize orta ve uzun vadeli çok cazip alım fırsatları sunacaktır. O yüzden kısa vadeli piyasa hareketleri dışında çıkıp değerlendirmek bu noktada daha kıymetli olduğu dönemlerdeyiz açıkçası. Şimdi dördüncü slaytta sektörel endeksler var. Bankacılık sektör endeksi bu noktada dikkat çekiyor ve endekse benzer bir yapı içerisinde hareket ediyor. Oradaki geri çekilmenin de endeksle benzer bir yapıda gerçekleşmesini ve bu geri çekilmenin ardından daha orta ve uzun vadeli güçlü bir trendi başlatmasını bekliyoruz. Keza sanayi endeksi de o şekilde dikkat edersen hani 500 dolarda başlayan geri çekilme bir önceki dibe geldi 2023 diplerine. Buralarda kısa vadeli tepki için önemli noktalar gibi gözüküyor. Ne dersin? Evet, her iki endekste de aslına bakarsan aşağıdaki alan daha sınırlı gibi geliyor bana. %5 ila %10 arası dolar bazı hani daha aşağıda yerimiz olabilir. Bunun bir kısmı kurdaki hareketten gelir. Bir kısmı belki hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan gelir ama genel olarak endeks bazı güzel yerlere geldik. Ancak hisse bazında bunu tam teyit edemiyoruz. Yani hisselere baktığımızda 5-10 tane gönül rahatlığıyla söyleyeceğimiz hisse bulmakta zorlanıyoruz. Ama görebildiğim yapılar dolar grafiği olarak hem banka hem sanayi endeksinde desteğe daha yakın bölgedeyiz. Aşağıdaki risklerimiz giderek azalıyor. Kabaca %5 ile 10 arası bir risk potansiyeli daha var ama sonrasındaki hareketler sanki yukarı doğru evrilir. Tabii dibi bulmak, yakalamak kolay olmuyor. Hani burada yapabileceğimiz en doğru strateji kademeli bir şekilde alım yapmak diye söyleyebilirim. Genel gördüğüm yapılar bu şekilde. Bir sonraki slaytta daha detay sektörlere bakacak olursak 5. slaytımızda hani bu yıl iletişim, sigorta, son gerilemeye rağmen hala bankacılık üstlü olduğunu görüyoruz. Taş, toprak, sanayi ve elektrik endeksi de bu senenin görece zayıf performans gösteren sektörleri arasında. Bu noktada söylediğimiz bu tip sert hareketlerde hisse seçimleri her zamankinden daha önemli bir hal alıyor. Bu noktada 6. slaytımızda model portföyümüzdeki hisse senetlerinin üzerinden geçelim istersen. Model portföyümüzde bugün itibariyle BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Şok Market, Anadolu Grubu Holding, Aksa Enerji, Mavi Giyim, Türk Telekom, Vakıflar Bankası ve Garanti Bankası hisse senedinden oluşturuyor. Şimdi genel olarak yurt içini bu şekilde toparladıktan sonra istersen yavaş yavaş bir de yurt dışında durum ne diye bakalım. Ve orada global risk parametresi olarak aldığımız S&P 500'de başlayalım.
Şimdi slide'da grafiğini görüyoruz, hem kısa vadeli hem daha orta ve uzun vadeli. Şimdi özellikle son dönemde Amerika tarafında yumuşak iniş fiyatlaması baskın bir şekilde öne çıkmış durumda. Ve en önemlisi Kasım seçimlerinde son iki hafta ve Amerika piyasalarının ana gündemi de yavaş yavaş seçim anketleri üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Özellikle yumuşak iniş teması son dönemde S&P'deki zirvelerin devamını getiriyor. Bu yıl yanılmıyorsam 49 tane yeni zirve kapanışı gördük. Ve bizim genel beklentimiz 6000 seviyesini hedeflemeye devam edecek bir S&P 500 hareketi. Ama 6000'e yaklaştıkça da biraz daha realizasyonların gelebileceği yönünde. Aynı şekilde de Nasdaq'ta da 20.700 seviyeleri bu anlamda önemli. Dolayısıyla orada beklentilerimizde bir değişiklik yok. Global hisse senedi endeksleri S&P 500'de kısa vadede yükselişini sürdürecek. Peki ben bu noktada sana sözü 8. slide'la bırakmak istiyorum. Özellikle hani başkanlık seçimleri dedik ve enflasyon işsizlik temasını vurguladık. Hani 8. ve 9. slide paralelinde hem seçimler hem de son dönemdeki işsizlik ve 10 yıllıklar paralelinde bir değerlendirme yapar mısın lütfen? Elimden geldiğince yapmaya çalışayım. Görebildiğimiz son dönemde oldukça etkileyici bir yükseliş. Sene başından beri %20'leri geçtik Amerika tarafında. Evet. Önce teknoloji tarafı bu harekete liderlik yaptı. Daha sonra orada gelen kar satışları bir rotasyonla daha çok o Russell küçük endekse ve S&P eşit ağırlıklı endekse yayıldı ve piyasa olabilen en iyi fiyatlamayı yapmaya devam ediyor. Hı-hı. Fed faiz indirdi. İndirmesini bekliyor ama burada iki uçlu bir risk var bence. Bir, piyasa en iyi fiyatlıyor ama burada enflasyon tarafında gelecek yüksek dataların devam etmesi ki son enflasyon datası yüksek geldi. Hı-hı. Ya da karşı bacakta işsizlik oranındaki artışlar. Yani artık beklentilerin tam ortasında datalar görmemiz gerekiyor. Çünkü enflasyonda bir stres faizleri yukarı atıyor. Faizlerdeki yukarı eğilim her ne kadar ekonomideki hani gelişme, büyüme tarafında yorumlansa da artık hisse senetlerini rahatsız edebilecek boyutlara gelebilir. Hı hı. Ya da tam tersi. İstihdam tarafında zayıf datalar belki bir miktar hani faiz indirimlerinin devamını, hı hı, yol açsa da hani sonrası aşamada ekonomideki soğumayı bize gösterecek. Yani iki uçta da önemli risk alanı var ama şu an piyasa bunu dikkate almıyor. Dolayısıyla birazcık daha dediğin gibi hani 6000'e doğru alan açabilir ama biraz daha bence oraya geldikçe kar satışlarına açık bir yapı olacak. Bu noktada da o başkanlık seçimleri işte geliyor Kasım'ın, hı hı, ilk haftası diyelim. Hani onunla ilgili de bir slaytımız var 9. Evet. slaytta. Onu da göstermeye çalıştık. Hani geçmiş başkanlık seçimlerinde ne olmuş? No. Açıkçası hani görebildiğim seçim öncesi şöyle bir belki belirsizlik diye bir kar, hı-hı, satışı gibi bir hareket yaşamışız. Hani burada iki hafta kaldı. Piyasa en iyi fiyat diyor. Hatta son dönemde Trump'ın seçilmesi ve ona yönelik sektörlerin, hı-hı, de öne çıktığını görüyoruz. Belki seçim öncesi bir kar satışı düzeltme eğilimi görmek şaşırtıcı olmaz. Zaten 6000 bölgesi direnç bölgemize de yaklaşıyoruz gibi geliyor bana. Hani bu da geçmiş datalara bakış olarak bu slaytımızda kenarda kalsın. İleride, hı-hı, izleriz. Global piyasalar demişken tabii son gündemimizde Çin var. 10. slaytta grafiğini de görüyorsunuz. Şimdi burada özellikle son dönemde 2600-2700 bandı çok önemliydi. Konuştuğumuz kritik bir dipti ve bu seviye üzerinde önemli bir yükseliş gördük. Bu yükselişin arka planında da Çin'in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı teşvik paketleri yer alıyordu. Bu teşvik paketi hem global büyüme hem de emtia talebi üzerinde önemli etkilere sahip. Sanki biraz bu beklentilerden zayıf kaldığını görüyoruz. Bu son dönemdeki tatilin ardından Çin hisse senetleri hareketi de biraz bunu gösteriyor. Bu hareket yani bir önemli bir yükselişin ardından bir ara düzeltmeyi beraberinde getirecek bir yapıya doğru gidiyor sanki. Hani Çin'le ilgili birkaç kelime bir şey alayım senden. Evet, o taraf hem global büyümeyi destekleme ihtimali hem global emtia talebi üzerinde önemli etkilere sahip. Ve hani o %5 büyüme hedefinin altında kalması siyaset yapıcıları diyelim. Hani bu hedefe yönelik ne gerekiyorsa yapılması şeklinde motive ediyor. Piyasa birazcık daha harcama konusunda daha net sinyaller bekliyor. Yönetim birazcık daha
borçlanma konusunda sinyaller üretiyor. İlk hareket pozitif oldu ama hani bu hareketin devamı bizim 2025 projeksiyonları için de önemli. Yani gerek EM'lerin büyüme ve emtia talebi gerek global büyümeye etkisi. Yani Çin bunu başarmak zorunda. Başaramaz. Hani genel olarak hepimizin canını sıkacak gelişmeler görürüz. Tabii her gün yeni bir destek paketi açıklanıyor. Pazartesi sabah itibariyle de faizlerde bir fonlama tarafında indirime gittiler. Bu hareketin devam etmesini bekliyoruz. Hani o taraf bir miktar daha bocalasa da hani o siyasi karar alıcıların bu konudaki motivasyonu yüksek. Dolayısıyla hani yakından izliyoruz ama şimdilik kar satışları görsek de ana hikaye bu desteklerin sürebileceği şeklinde. Teşekkürler Özgür. Şimdi biraz da emtia tarafına bakalım. Tabii ki altın burada öne çıkıyor. Görüyorsunuz grafikte de özellikle yıl içerisinde dolar bazında oldukça önemli bir yükseliş gerçekleştirmiş durumda. Bu yükselişinle birlikte orta ve uzun vadeli önemli noktalara da gelmiş durumdayız. Şimdi altında biraz daha yolumuz var gibi gözüküyor ama sence mevcut yapı olası zirvelere yakın olduğumuzu mu gösteriyor burada? Ya şöyle, biz bu seneye başlarken hani en güvendiğimiz yatırım teması açıkçası hani kıymetli madenler ve altındı. Bu da hani şu aşamaya kadar bizi yanıltmadı diyelim. Ama hani tahmin ediyorum içinde bulunduğumuz 2750-2800 hatta yıl sonuna kadar 3000'li seviyeler önemli bir hani tepe bölgesinin adresi olabilir. Bu noktada hem ABD enflasyon, tabii 10 yıllıklar ve dolar endeksinin seyri de çok belirleyici olacak. Evet. Son dönemde hani 3.60'lardan 4'ün üstüne geldik. Dolar endeksi de yukarı sekti ama bu son hareket sanki biraz daha jeopolitik riskten kaynaklanıyor. O taraftan besleniyor ama hani benim tahminim kısa vade için bir miktar daha kar satışlarına aday bir bölgeye yaklaşıyoruz. Dolayısıyla hani biz sene başından beri bayağı dip bölgelerden yakaladık bu hareketi. Dolayısıyla hani buralardan bir miktar yükselse dahi ben biraz daha kar satışı yani yönünde evet olmayı tercih ederdim açıkçası. Son olarak petrole bakalım. Bu dönemde özellikle jeopolitik endişelerle birlikte kısa vadeli sert hareketler yapıyor. Burada daha uzun vadeli yapıyı görüyoruz. Bu yapıda 81-85 bandı önemli bir direnç ve haber akışları bu seviyeden realizasyonla karşılaşıyor. Son dönemdeki yapıda özellikle petrol fiyatlarının aşağı yönlü marjı olduğunu konuşuyoruz. Bu haber akışlarının yarattığı etkiler şu aşamada sınırlı. Tabii ki bu noktada İsrail'in vereceği cevap ve boyutu çok önemli olacaktır fiyatlama açısından ama şimdilik 85 ve 70 dolar arasında bir hareket bandı var gibi petrolde ama öyle çok sert ve uzun soluklu yükselişler de resimde gözükmüyor şimdilik sanki. Ne dersin? Ya sadece grafik olarak baktığımda ben burada bir belirgin bir üçgen sıkışması görüyorum. O sıkışmayı aşağı yönde kırdık ve bu en son jeopolitik endişelerle birlikte Orta Doğu'da İsrail, İran ekseninde yürüyen 81'lere doğru hızlı bir yükseliş yaşadık. Ama hani o harekette bile o üçgenin içine girip oturamadı fiyatlar. Dolayısıyla grafik olarak bir yorum yapmamız gerekirse o üçgenin içinde yani 80-81'lerin üstünde fiyatlar oturup yukarı gitmedikçe ki böyle bir hareket muhtemelen hani jeopolitik gerilimdeki daha yüksek tansiyon olur ki onu fiyatlamak da açıkçası hiç kolay olmaz. Hani daha başka dertlerimiz olabilir o tarz gelişmeler halinde. Dolayısıyla şu an bizim gördüğümüz yapıda daha çok aşağıya yönlenme eğiliminde olan bir grafik yapısı görüyoruz. Burada az önce bahsettiğimiz o Çin'deki teşviklerin büyüme konusundaki hani etkisi de önemli olacak. Şu aşamada o derece hani etkili olmadığını söyleyebiliriz. Bu şekilde toparlayalım petrol yorumunda. Teşekkürler Özgür. Böylece hem yurt içi tarafı hem de yurt dışı tarafı özetlemiş olduk. Eklemek istediğin bazı şeyler
son şeyler varsa alalım. Yoksa herkese güzel ve sağlıklı bir gün dileyelim. Teşekkür ediyoruz. Biz de herkese sağlıklı, bol kazançlı bir süreç dileyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Thank you.